Bugün sizin tekrarlayan düşüklerle ilgili en çok sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Sosyal medya ekibimiz sorularımızı hazırlamış, ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. İlk sorumuz, tekrarlayan düşüklerin sebepleri nelerdir? Tekrarlayan düşüklerde aslında %50 sebebi bulamıyoruz. Embriyonun genetiğiyle ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Hormonal olarak tiroid, prolaktin hormonlarıyla ilgili sorunlar tekrarlayan düşüklerle karşımıza çıkabiliyor. Evet, ikinci sorumuz. Tekrarlayan düşüklerde hangi testler yapılmalıdır? Çiftlerin karyotip analizi dediğimiz kromozom analizlerine bakılmalıdır. Yine TSH hormon profilinde çok önemli. Prolaktin hormonu da bakılmalıdır. Rahim filmi çekilmesi önemlidir. Çünkü bazen tüp içerisindeki sıvı ya da rahim içerisindeki doğuştan gelen bir takım bozukluklar tekrarlayan düşüklere neden olabilir. Üçüncü sorumuz, tekrarlayan düşükler nasıl önlenir? Tekrarlayan düşüklerde demiştik %50 bir sebebe bağlı olabilir. Öncelikle bu sebebin düzeltilmesi lazım. Tiroid hormon profili, prolaktin hormon yüksekliği ilaçlarla düzeltilebilir. Bir hidrosalpinx saptandıysa tüp bağlanarak bu problemin negatif etkilerinden kurtulunabilir. Genetik problem saptandıysa genetik ayıklamalı bir tüp bebek yapılarak tekrarlayan düşüklerin riski azaltılabilir. Evet, bir soru daha. Tekrarlayan düşüklerde hangi tedavi yöntemleri kullanılır? Tekrarlayan düşüklerde aslında tedavi daha çok önleme dayanmakta. Sebep ortaya konulduktan sonra o sebebin ortadan kaldırılmaya çalışılması esas oluşturuyor. Onun dışında gebelik sırasında intralipid tedavisi gibi bağışıklık sistemini düzenleyici alternatif tedaviler düşünülebilir. Ya da tüp bebek tedavisinde progesteron dozu yükseltilerek tekrarlayan düşükler önlenmeye çalışılabilir. Evet, son sorumuz. Tekrarlayan düşükler sonrası gebelikte alınan önlemler nelerdir? Burada bana en çok sorulan soru, hocam ağır kaldırmayalım mı, sürekli yatak istirahati mi yapalım şeklinde. Tekrarlayan düşüklerin önlenmesi konusunda aslında hastanın yapacağı sıkı bir yatak istirahatinin pek bir önemi yok. Günlük hayatına hastalarımız devam edebilirler. Bugün tekrarlayan düşüklerle ilgili sorularınızı yanıtladım. Evet, tekrarlayan düşükler, hele ki o gebelik, tüp bebek gibi zorlu bir süreçten sonra elde edildiyse bu çok moral bozucu bir süreç. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Eğer gebe kalınmaya devam edilirse tekrarlayan düşüklerin sonunda %70'lerde canlı doğum oranları bildirilmekte. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Her türlü moral bozukluğuna rağmen, her türlü zorluğa rağmen mücadeleye devam etmemiz lazım. Umudumuzu kaybetmeyin.